Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Bugün eski ahim yargıcı Rıza Türmen Özgürüz Radyo'da konuğumuz. Rıza Bey, hoş geldiniz. Evet, ahimin başkanı, İzlanda hakimi, ahim başkanı Robert Spano yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak. Abdülhamit Gül'ün, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün daveti üzerine Türkiye'de ziyarette bulunacak. Özellikle 1-2 gündür de bu ziyaret konusu çok tartışıldı. Bugün bu tartışmaları, AİHM'in yeni başkanının ziyaretini Rıza Türmen'le konuşacağız. Rıza Bey, öncelikle şuradan başlayayım ben size. AİHM'in baş yargıcı Robert Spano, Adalet Bakanı davetiyle Abdülhamit Gül'ün daveti üzerine Türkiye ziyaretini ve İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora alması nasıl yorumluyorsunuz? Sosyal medyada da çok konuşulan bir konu aslında Robert Spano'nun ziyaretini. Genelde şöyle bir kanı var. Yani Türkiye'de çok hukuksuzluk var, çok adaletsizlik var. Bu mihvalde tartışmalar yürütülüyor ve AİHM başkanının Türkiye'de hükümeti ziyaret etmesini olumsuz yönde yorumluyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Mesela bir de bu daveti kabul etmese çok problem olur muydu acaba? Türkiye'deki hukuksuzluklar, adaletsizlikler, evet, o boydaki Türkiye'nin en büyük umudu, en büyük devası AİHM oluyor. Yani Türkiye'de adalet sağlanamadığı için de ki AİHM Türkiye bakımından bu kadar önemli. Yani Türkiye normal bir ülke olsa, adil yargılamalar yapılsa, bağımsız bir yargısı olsa, o zaman AİHM tabii daha az önemli olacak. Ama AİHM Türkiye bakımından çok önemli. Neden? Bu yüzden. Türkiye'de çünkü içeride adalet sağlanamadığı için dışarıdan medet umuyorsunuz. Umudunuzu oraya bağlıyorsunuz ister istemez. O nedenle o AİHM sisteminin dışına kalmaması lazım Türkiye'nin. Yani Türkiye'deki muhalif çevrelerin AİHM sistemini içinde görmesi lazım Türkiye'yi ki dertlerini anlatabilsinler. Derdinizi anlatacak başka bir yer yok çünkü. O bakımdan Spano'nun ziyareti bence bu bakımdan iyidir. Bu bakımdan önemlidir, yararlıdır. Evet, aslında bunun değerlendirilmesi gerekiyor yani. Yani ayın... bir de rutin bir geliş aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi. Fakat Spano da gördü galiba olağanüstü olduğunu. Topal kıyamette.
sizin başta belirttiğiniz gibi işte İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'yla görüşecek. İşte Mardin'e gidip Mardin Barosu'yla görüşecek. Aynı zamanda bu bilinen şeyler ama şimdi Özgür Özel de dün bir açıklama yaptı. Muhalefetin görüşme talebini Spano reddetmiş. Bu görüşme talebini reddini nasıl yorumlarsınız? Siz de bir eski hayim yargıcısınız. Nasıl yorumlamak lazım daha doğrusu bunu? Görüşse iyi olurdu bence. Muhalefetin görüşme talebini kabul etse iyi olurdu. Zaman yok diye reddetti herhalde. Yoksa muhalefetle görüşmek istemediğinden değil. Zaman yok diye herhalde reddetti. Ama bir zaman bulmaya çalışsaydı bence iyi olurdu. Daha dengeli olurdu çünkü. Yani şimdi sadece bir Adalet Bakanı ile adalet falan görüşecek. Yani iktidarla görüşecek. Muhalefetle görüşmesi daha dengeli bir şey manzara verildi. Görünüm verildi ziyarete. İyi olmamış. Şunu da size sormak istiyorum. Şimdi İstanbul Üniversitesi doktoru meselesi. Burada Fahri doktoru alacak. Siz de belirttiniz aslında yani Spano bütün durumu biliyor Türkiye ile ilgili. Aslında en çok eleştirilen konu sanırım buydu. Yani takip ettiğimiz kadarıyla Fahri doktoru alması İstanbul Üniversitesi'nden en çok ihraçların olduğu okullardan bir tanesi aynı zamanda. Özellikle de kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen akademisyenler bunun yanlış olduğunu, bunu almaması gerektiğini, özellikle de Mehmet Altın'ın P24'teki yazısında da kendisi de belirtiyor. O da ihraç akademisyenlerdendi. Bizi ihraç edenlerin elinden bu doktorayı almasını kabul etmiyoruz şeklinde yorumladı. Siz ne dersiniz buna? Son zamanlarda yapılan başvurularda hep red cevabı geliniyor Türkiye'den. İç hukuk yollarının tüketilmediği için tekrar dosyalar hep AYM'ye gönderiliyor. Acaba burada ahim, yani bu çok sayıda başvurular var. Yani artık biraz da topu AYM'ye atıyor da diyebilir miyiz acaba? Da size şunu sormak istiyorum. Dün Paris Barosu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden
Avukat Ebru Timtik ve şu an yine ölüm orucunda olan Avukat Altanç Ünsal'ı onursal üye olarak kabul etti. Ve bu onursal üye olarak kabul ettiği dakikalarda da Ahime Aytaç Ünsal için yapılan sağlık durumu nedeniyle Ahime yaptığı tedbir talepli başvuru da reddedildi. Son olarak da size bunu sormak istiyorum. Ne demek istersiniz? Yani serbest bırakın diyemiyor Ahim burada. Burada serbest bırakın. Burada ama deseydi iyi olacaktı çünkü yaşam hakkı vardı. İyi olmamış tabii bu tecrüt talebinin reddedilmesi. Son dedim ama neden serbest bırakın diyemiyor? Zaten tedbir kararı daha çok böyle işte başka bir ülkeye gönderilecek mülteci ve o ülkede idam kararı var. O durumlarda filan veriliyor. Ama iyi olmamış tabii. Bu da çünkü yaşam hakkı söz konusu. Ama yani bu işte ziyaret bu bakımdan önemli. Yani Spanya'yı anlatmak lazım ki Türkiye'de avukatlar adil yargılama hakkına kavuşmak için son derece önemli bir insan hakkı bu. Temel hak ve özgürlük, adil yargılanma hakkı. Adil yargılanma hakkı olmadığı için açlık grevi yapıp ölüyorlar. Yani bu korkunç bir şey. Bunu İspanya'ya işte burada anlatmak lazım. Bu ziyaret için tahlilde önemli bir ziyaret. Aslında rutin bir ziyaret aynı zamanda. Ama bu sorunların da dile getirilmesi için de bu ziyaret son dönemde son derece önemli olduğunu da belirtiyorsunuz. Evet. Evet Rıza Bey, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için, bizi kırmadığınız için. Çok sağ olun. Evet, eski ahim yargıcı Rıza Türmen bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuzdu. Ahim baş yargıcı İzlanda hakimi Robert Spano'nun Türkiye ziyareti öncesi Rıza Bey ile bu konuyu konuştuk. Biliyorsunuz 3 ve 4 Eylül'de Ahim Başkanı Robert Spano Türkiye'ye gelecek. Burada görüşmeler yapacak. İstanbul Üniversitesi'nden Fahri Doktor'u aldı. Bilindiği gibi orada doktorayı aldığı zaman bir konuşma yapması bekleniyor. Aynı zamanda da İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile görüşüp Mardin'e gidecek. Mardin'de de ziyaretlerde bulunacak Mardin Barosu'yla. Dünden beri Türkiye'de bu en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bu kadar hukuksuzluğun, adaletsizliğin olduğu bir ülkeye Ahim Başkanı'nın gelmesi ne kadar doğru sorusu tartışıldı. Bir grup değil de ülkedeki çoğunlukta olan kişi bunun doğru olmadığını, bu ziyareti yapmaması gerektiğini söylerken Rıza Türmen ise bu ziyaretin son derece önemli olduğunu dile getirdi Özgürüz Radyo'da. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Yarın başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.